Merhaba sevgili dostlar, bir ürün tanıtımı ve kutu açılımıyla daha karşınızdayız. Bugün tanıtacağımız ürün Creative markasının bilinen bu kulaklıkları, hoparlörü, speakerları olan Creative markasının Bluetooth'lu hoparlörü arkadaşlar. Müthiş bir hoparlör. Şöyle GTIN kodu kayıtlı, orijinal bir üründür. Creative D80 diye geçer arkadaşlar. Renkleri pembesi, mavisi, yeşili ve siyahı var. Ancak şu an stoğumuzda yalnızca şu siyah rengi var. Şimdi ürün tanıtımına geçelim arkadaşlar. Kutu açılımına geçelim daha doğrusu. Kutu içerisinden neler çıkacak onlara bir bakalım. Creative'ın böyle tanıtım kağıtları çıkıyor arkadaşlar. Şunlar çıkalım. Kullanma kılavuzu, garanti belgesi, Türkçe kullanma kılavuzu arkadaşlar. Bakın nasıl kullanacağız, güvenlik uyarılarının olduğu bir tanıtım ürünle ilgili teknik bilgilerini aldı ve şöyle birçok dilin bulunduğu, arasında Türkçe dil seçeneğinin de olduğu kullanma kılavuzu çıktı arkadaşlar. Biz bunları bir bakalım. Teknik bilgilerinde hızlıca bakalım neler var. Bize söylememiz gereken şeyler var mı? Onlara hızlıca bir bakalım. Evet, nasıl kullanacağız? Güç kablosunun korunması, aşırı yükleme, eklentiler, yerleştirme, aksesuarlar gibi bilgilerin yer aldığı teknik bilgiler de var mı bakalım. Evet, nasıl kullanacağız? Bunlarla ilgili uyarıların olduğu bir belge arkadaşlar. Bunları şöyle kenara bırakalım. Bir de kullanma kılavuzu var. Şimdi buraya da Türkçe olan kısmına gelelim ve neler dediğine bir bakalım. Hangi dil seçenekleri var burada? Evet, Türkçe. Ürünün genel bakış diyor. Bağlan düğmesi var. LED durum göstergesi var. Ses açma kapama var. AUX girişi var. AC girişi var arkadaşlar. Elektrik girişi. Onun dışında bakıyoruz yine bizi ilgilendiren neler var diye. Evet, nasıl kullanacağımıza dair kullanma kılavuzu. Bunlarla oyalanmayalım. Biz direkt ürünü açalım ve çalıştıralım arkadaşlar. Evet, hoparlörümüz bu şekilde. Şöyle masaya bırakalım. Bu da elektrik kablosu arkadaşlar. Şu elektrik kablosundan bir kurtulmamız lazım. Bakalım şarjlı mı bu ürün? Çabuk kapanmasını nereden yapacağız? Evet, buradan açılıyor. Evet, şarjlı bir ürün değil arkadaşlar. Biz bunu açacağız. Ve elektriğe bağlayacağız. Elektrikle çalışan bir hoparlör. Creative markası arkadaşlar. Çok güçlü bir hoparlör. Fiyat performans açısından mükemmel bir ürün arkadaşlar. Evet, hoparlörümüz açıldı. Şimdi AUX bağlantısı var ve Bluetooth bağlantısı var. Başka bir bağlantısı yok arkadaşlar. Arkada açma kapama düğmesi var ve elektrik kablosunu taktığımız AC girişi var arkadaşlar. Hoparlör bu şekilde. Çok güçlü bir hoparlör. Şimdi Bluetooth'la bağlanalım ve bakalım nasıl bir sesi var. Müthiş bir hoparlör. Ben öyle tahmin ediyorum. Şu an denemedim. Şu Bluetooth düğmesine basalım. Bakalım mı tutacağız? Evet. Basılı tuttuk. Yanıp sönmeye başladı arkadaşlar. Yanıp söndüğü zaman Bluetooth'ta ismi çıktı. Creative D80 yazıyor arkadaşlar. Creative D80 olarak bağlan dedik. Evet, bağlantı başarılı. Şimdi istediğimiz müziği açalım ve sesini test edelim.
electric stick him up for my pizza. My true right back in the arm. No scar, but I'm my mark. My friend got clean and no beat. I just that dunk. Close smell electric stick him up for my pizza. My true right back in the arm. No scar, but I'm my mark. My friend got clean and no beat. I just that dunk. But life is just that bright. And when the sunset shines, I seen the crafty bright. I'm back tonight. What is back to life? Of the past I write, I'm wide open with no glass of wine. Stuck in a barrel, I'll get better with time. Won't you measure how the pleasure declines? Is that considered while the breath just rides? With my... Arkadaşlar, Harman Kardon, Bangalusen gibi firmaların da üretmiş olduğu hoparlörler ayarında bir hoparlör. Creative markasını zaten biliyorsunuz, lisanslı bir üründür. Çok güzel bir üründür. Tavsiye ederim. Şarjlı değildir. Elektrikle çalışıyor. Bunlara da bilgisini verelim. Arkada video çalarken göstermiş olduğum pasif hoparlör arkadaşlar. Gayet güçlü bir woofer sesi çıkarıyor. Ve buralarda da iki tane hoparlörü bulunmakta. Bluetooth'la bağlanabiliyorsunuz. AUX'la bağlanabiliyorsunuz. Buradan da ses açma kapama işlemi yapabiliyorsunuz. Şimdi farklı bir ölçelim. Tamamen uzunluğu 32 santimetre uzunluğu var arkadaşlar. Genişlik 9,5 santimetre. Yerden yüksekliğine bakalım. Yerden yüksekliği de ön tarafın 9,5 santimetre yerden yüksekliği var. Çok güçlü arkadaşlar. Bayağı ağır. Kaliteli bir hoparlör. Fiyat performans açısından çok güçlü. Pasif hoparlör burada arkadaşlar. Buradan da güzel bir woofer sesler çıkıyor. İki tane hoparlör de burada. Gayet yeterli ve kaliteli, ağır, orijinal bir ürün arkadaşlar. Aldığınızda pişman olmazsınız. Sesini, denemesini, her şeyini yaptık. Gerçekten inanılmaz kalitede ses sunuyor size arkadaşlar. Stereo bir ses. Çok güçlü. Film izlerken de laptopunuzun Bluetooth'una bağlayarak da bunu hoparlör olarak da kullanabilirsiniz. Laptop'tan da bağlanarak. Sadece Bluetooth ve AUX bağlantısı var. AUX bağlantısı olarak da kullanabilirsiniz arkadaşlar. Problem olmaz. Ben ürünün satın alma sayfasının linkini videonun açıklamalar kısmına ekleyeceğim. Oradan ulaşabilirsiniz arkadaşlar ürüne ve sorularınız varsa da yorumlar, videonun yorumlar kısmında bize sormayı unutmayın arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Başka videolarda ve hoparlör incelemelerinde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.